Evet, asıl olay bu taraftaymış. 160 dolar değilmiş ya bilet. 175 dolarmış abi. Oh baby. Oho. Sıraya bak, sıraya bak. Oha, ta orada bitiyor sıra. Şu gondolu kullanan adam var ya, kürekçi. Onun yerinde olmak hiç istemezdim ha. Durmadan sevgililer hep önünde öpüşüyor olacak. Sen arkada böyle kürek çek. Sabah erkenden kalkmışsın. Sabah 7'sinde öpüşmeye başladın. Herkese merhabalar. Daha önce size videolarımda Las Vegas'ı göstermiştim. Las Vegas'tan sonra Singapur'u gösterdim. Dedim ki bence Singapur Las Vegas'tan daha lüks, daha ihtişamlı bir yer. Daha sonra size Hong Kong'u gösterdim. Şu anda olduğum yeri, Hong Kong'u. Ve dedim ki bence Hong Kong Singapur'dan daha öte bir yer, daha zengin bir yer. Daha fazla zengin, milyoner, milyarder yaşıyordur burada dedim. Ve şimdi eski bir Portekiz sömürgesi olan Macau'ya gideceğiz. Feribot iskelesine doğru gidiyorum. Oradan otobüsle Macau'ya doğru uzun bir yolculuk yapacağım bugün. Macau tamamen farklı bir ülke olduğu için oraya da pasaportla giriliyor. Aslında ben oradan otel bakmıştım. Acaba dedim birkaç gün kalabilir miyim diye, ama inanılmaz pahalıydı. Ben Hong Kong'da bile bütçemi çok aşarak kaldığım için şimdi Macau'ya sadece günübirlik bir seyahatle gidip geleceğim. O yüzden pasaport göstererek girmek zorundayım Macau'ya ve gün bittiğinde de geri geleceğim Hong Kong'a. Evet, arkamda yine bir gelin var. Yine evlenen birisini görüyorum burada da. Tayvan'da da görmüştüm. Hong Kong'da da görüyorum. Fotoğraf çekimi yapıyorlar. Şimdi jeton alıp feribota bineceğim. Karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafa geçtikten sonra oradan feribotla, çok uzun bir feribot yolculuğuyla Macau'ya geçeceğim. Burayı hep gece gösterdim size. Şimdi de gündüz gözüyle bir görün. Hong Kong'un bu tarafında dün de böyle bir sürü Filipinli kadın görmüştüm. Yine görüyorum abi. Nedenini bilmiyorum. Böyle işte çadırlar kurmuşlar. Burada sanki böyle bir şeyi protesto ediyorlarmış gibi. Veya böyle bir iş molasından görüntüler görüyoruz. Belki de bir yerde çalışıyorlar burada. Mola verdiler ve burada işte dinleniyorlar, yemek yiyorlar olabilir. Ama hepsinde bir Filipinli havası var. Evet, sanırım feribota ben şuradan bineceğim. Evet, yine Filipinli bacılarımız. Sanırım şunlardan bir tanesi olacak. 15 dakikaya kalkıyor feribot. Hemen gideyim, yetişeyim. Hayatımda ilk kez Macau'ya gidiyorum. Feribotu kaçıramam. Macau'ya doğru giden feribotlar buradan kalkıyormuş. İkinci kata çıkın dediler. Şimdi Batı Köprüsü'nden geçip Sky Shuttle, Turbojet buradan. Sanırım pasaport kontrolü de burada bir yerde yapılıyor olsa gerek. Bu birazcık tuzlu bir feribot yolculuğu olacak. 160 Hong Kong doları diye okudum internetten, bakalım doğru mu? 160 dolar değilmiş ya bilet. 175 dolarmış abi. Oh baby. Neyse artık. 15 doların lafı mı olmuş? Yani toplamda 22 küsür Amerikan doları yapıyor. Pasaporttan geçtim bu arada. Polis evraklarıma baktı hemen böyle hızlıca. Sonra şimdi sırada bekliyorum. Vapur sırası. Yarım saattir bekliyoruz. Saat 1 oldu. Orada hala 12.30 feribotu diye yazıyor ama. Ha, şimdi alıyorlar galiba. Bir kıpırdanma oldu. Ha, kadın bizi almaya başladı artık yavaş yavaş. Evet, bu feribota biniyoruz şimdi. Nihayet. Yarım saat beklemenin sonunda
Artık Hong Kong'dan ayrılıyorum ve Macau'ya gidiyorum. Bu sanırım hayatımda yaptığım ikinci uluslararası feribot yolculuğu olacak. Bir diğeri de Uruguay'dan Arjantin'e yapmıştım. 23K. Teyzenin yanına. Dışarıya çıkmaya izin vermiyorlar. O yüzden buradan pencereden çekiyorum. Burası da geminin VIP bölümü. Üst kat. Uzun bir vapur yolculuğundan sonra şimdi bu Macau'ya geldik. Şimdi gemiden iniyoruz. Ama hava sanki biraz yağmurlu gibi. Pencerelerden hiçbir şey görünmüyor. Ulan bu yağmur da yağmadı. Tam yağacak günü buldu ya. Tam ben Macau'ya geldim, yağmur yağdı, iyi mi? Pasaport kontrolünden geçtim. Macau'ya giriş yaptım. Burası Macau. Gördüğünüz gibi bütün yazılar Portekizce ve İngilizce yazıyor ve Çince. Neden Portekizce? Çünkü yıllarca burası Portekizlerin sömürgesiydi. O yüzden Portekizce yazıyor ama insanlar burada aynı zamanda Çince konuşuyor. No, thank you. Sampal. Macau Tower. No money. No, I'm not rich. Thank you. Oğlum bir de Macau'da taksi turu mu yapacağım ya? Adam beni zengin zannetti. Alışveriş merkezinin içine mi girdik? City of Dreams. Ben şuradan çıkayım bak, otobüs motobüs diyor. Bana otobüs uyar hacı. Evet, şimdi otobüsle şehir merkezine gideceğim ama bak burada da yerde oturan böyle kadınlar görüyorum ya. Hong Kong'da gördüğüm manzaralardan sonra burada da görüyorum. Otobüs durağından AP1 isimli otobüse bineceğim. Google Map'ten bakıyorum, öyle buluyorum abi yolumu. Çok zor bir şey değil, hiç bilmediğim ülkelere gidiyorum. Böyle Google Map'ten bakıp nereye gideceksem işaretliyorum, o bana söylüyor işte, yani bu kadar basit. Bana mesela bazı yorumlarda soranlar oluyor. Nasıl buluyorsun yolunu bu kadar işte? Hemen nereden biliyorsun nereye gideceğini falan. Sanki bir gün öncesinden gelip burada prova yapmışım. Şimdi de gerçeğini yapıyormuşum gibi geliyor ama yok abi, gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Hayatımda ilk defa Macau'ya geldim. AP1 isimli otobüs işte. AP1. Durak burası. Yani Google Map'te öyle yazıyor. Bu arada otobüs param hazır. Bunların hepsi bir pataka. Üstünde pataka yazıyor. Bunları bizim hostelde kaldığım odada, hani 6 kişilik odada kalıyorum ya. Orada yeni gelen Ukraynalı kadın Macau'ya gitmiş ama cebinden bunlar artmış. Bana dedi benim işime yaramıyor bunlar dedi, artık kullanmayacağım. Sen Macau'ya gideceksen al dedi, kullan dedi. Ahan da geldi, AP1. Evet, şimdi otobüsteyim. Buradan size şehri göstereyim. Sık sık kumarhanelerin önünden geçeceğiz. Onlardan bir tanesi. İnsanlar ne güzel bak, şemsiye almışlar. Ben mal gibi ne şemsiye alıyorum yanıma, ne yağmurluk alıyorum. Böyle çıkıyorum. Neyse, hiç ıslanmadım ya. Direkt otobüse bindim, devam ediyorum şimdi. Otobüste fazla insan yok bu arada. Şurada Sands isimli başka bir kumarhane var. Buranın en ünlü kumarhanesine gidiyoruz bu otobüsle. Bakmayın size öyle fakir gibi gezdiğime. Ben yine de en güzel yerlere, en zenginlerin olduğu yerlere girip çıkıyorum yani. Para harcamasam da yine de size gösteriyorum. Hayatımda hiç aklıma gelmezdi Macau'ya geleceğimi ya. Ben şu anda 55'li ülkedeyim ya. Evet, ben şu anda... Abi şu anda ben heyecanlandım ya, dur. 55. ülkedeyim. Yolları nasıl yapmışlar, otobanları? Denizin içinden koca koca otobanlar geçiyor, upuzun. Hong Kong'da da böyle.
bir sürü uzun otoban var, böyle köprüler var. Denizin ortasından, okyanustan geçen. Şimdi ben Macao'nun bu adasına geldim. Buradan çıkıp diğer adasına geçiyoruz. Buradan geçerken çok uzun bir köprüden geçiyoruz. Okyanusu aşarak. Ve arada dev bir kule var. Macao'nun simgesi bir kule. Sağ tarafta havalimanı var. Havalimanının ismi Aeroporto Internacional de Macao. Yani Portekizce bir isim bu. Macao Uluslararası Havalimanı demek. Burası da işte havalimanı terminallerinin olduğu bir bölüm. Otobüs direkt bizi buraya getiriyor. Buradan devam edince de kumarhanelerin olduğu tarafa doğru gideceğiz. Burada da görebileceğiniz alt düzey işlerde çalışan insanların hepsi yabancılar. Ya Çinliler, ya diğer ülkelerden buraya çalışmaya gelmiş olan insanlar. Hong Konglu, bizim odada kalan arkadaşım dedi ki Hong Konglular Çinlileri sevmez dedi. Ama o çocuk da aslen Çinli. İşte Hong Konglu olmuş, daha sonra gelmiş buraya yerleşmiş. Hostelde kalıyor, 6 kişilik odada kalıyor sürekli. Hong Konglular Çinlileri sevmiyormuş. Bunu anlamak hiç de zor değil yani. Yıllarca İngiliz sömürgesi altında yaşayan Hong Konglular burada daha farklı bir ortam gördü. Daha sonra Çin buraya gelip burası artık benim dedikten sonra Hong Konglular bunu yıllardır hep protesto ediyorlar. Ve Çin buraya 100 tanımlama kuleleri yaptı. 100 tanımlama kameraları inşa etti buraya. Face recognition cameras deniyor onlara. Yani insanların yüzünü tanımlayan kameralar sayesinde onlara trafik cezaları veya işte protestolarda protesto edenlerin yüzlerini tanımlayıp onları fişleme usulü kullanılan kameralar. Bu insanların hiç hoşuna gitmedi Hong Konglular'ın. Sonra eylemler yaptılar. Yani Çin burada sevilmiyor ama burası Çin'in bir parçası. Bahsettiğim Hong Kong. Şu anda Macao'dayım. Macao'lular ne düşünüyorlar henüz bilmiyorum. Yine dev kumarhanelerin arasına geldik. Bu yol artık olduğu gibi hep kumarhanelerle dolu. Havalimanını falan hep geçtik. İnsanlar kartla biliyorlar, ben bozuk parayla biliyorum. Yağmur çiseliyor şu anda, fazla yağmıyor. En güzel kumarhaneye gidiyoruz, en güzel. Gittiğimiz kumarhanenin adı The Venetian. Yani Venedikli isimli kumarhane. The Venetian şu sarı olması lazım. Üstümüzden kapalı yol geçiyor. Aa güzel. Ben yukarıya çıkayım, yukarıdan yürüyeyim artık. Bakın görüyorsunuz yine Tesla'lar. Buranın taksisi siyah. Hong Kong'unki kırmızı. Evet, gittiğimiz kasino şu. Venedikli. Tarihi binalar var hep buralarda. Şu tarafta çok güzel böyle Taj Mahal stili kubbeli binalar. Oo, burada Nilüferlerin olduğu bir göl varmış ya. Terras Humidias de Avenida de Praha. Taipa. Çok güzel ya. Böyle şehrin ortasında bir park gördüğüm zaman çocuklar gibi mutlu oluyorum ya. Mesela New York'a gidiyorum. New York'ta gökdelenleri gezip o caddelerin arasında dolaşacağıma Central Park'a gidip oralarda dolaşıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Ya bildiğin yeşillik, park, göl falan ama şehirleri sevmiyorum abi ya. Bak şehrin ortasında böyle bir park olması ne kadar güzel bir şey. İnsana birazcık nefes aldırıyor. Burası Macao'nun en güzel yeri olabilir. Geldiğimden beri gördüğüm en güzel şeydi bu Macao'da. Sanırım bugün gondol gezilerini iptal etmişler. Normal zamanda bu gondollarla bu gölün içinde gezinti yapabiliyorsunuz, romantik gezintiler. Ama bugün yağmur yağdığı için gondolları iskelelere çekmişler. Venedik Oteli'ne yaklaştıkça hoparlörlerden size Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim isimli eserini dinletiyorlar. Şimdi Venedik'e giriyoruz. Venedik. Çok
Otelin girişi burası. Girer girmez sizi böyle bir kubbe karşılıyor. Ve böyle bir heykel çıkıyor karşımıza. Otelde kalanlar check-in'lerini buradan yaptırıyorlar. Şu arkadaki tabloya bakın. Kuş bakışı, Venedik'in görüntüsü var tabloda. İşte böyle de bir sıra bekliyor insanlar. Avizelere bakın ya, tavanlara falan. Ve geldiğimden beri sürekli Vivaldi çalıyor. Tavanlar muhteşem. Venedik'teyiz. Venedik'te online'ız. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz burayı? Yine zenginlerin arasına sızdığım bir video oldu bu. Tıpkı Singapur'da yaptığım gibi yine bugün de zenginlerin arasına sızdım. Fakat bu kez kumarhaneye sanırım rahatça girebileceğim. İçeride video çekmeme muhtemelen izin vermeyecekler ama ben gizlice çekmeye çalışacağım. Kasino'nun bir tarafından girdim, şimdi diğer tarafından çıktım. İçeride çok kısa bir video çektim. Ve onda da hemen gelip uyardılar. Ve dediler ki bu videoyu silmen gerekiyor. Ben de telefondan sildim videoyu. Ama onu geri dönüşüm kutusundan tekrar getireceğim. Ve yükleyeceğim bu videoyu. İçerideki atmosferi en azından size birazcık yansıtmış olurum diye düşünüyorum. Şimdi o video gelsin. Dünyanın en ünlü kumar cennetlerinden birisi Macau'da. Macau'nun en ünlü otellerinden birisi Venedik Oteli'nin içindeyim. Burası Venedik Oteli'nin kasino bölümü. Burada çok zengin insanlar var. Şu anda kumar oynuyorlar gördüğünüz insanlar. Burası da Venedik Oteli'nin alışveriş kısmı. Burada hem yemek yiyebilirsiniz hem de kuyumcular falan var işte. Hediyelik eşya satan yerler var. Parfümleri falan var. Şimdi bir üst kata çıkıyorum. Evet, asıl olay bu taraftaymış. İkinci kattaymış. Daha önce Las Vegas'ta gittiğim Venedik Oteli'nde size gösterdiğimi hatırlıyorum. Venedik Oteli'nin en meşhur şeyi böyle bir gök kubbenin olmasıydı Las Vegas'ta. Burada da aynısını yapmışlar. Herkes gökyüzünün resmini çekiyor. Tavanı gökyüzü şeklinde yapmışlar. Ve gördüğünüz mimariyi de tamamen Venedik stili mimariyle yapmışlar. Aynı Las Vegas'taki Venedik Oteli'nde olduğu gibi orada da böyle bir kanalların içinde gondol seyahati yapabiliyordunuz. Burada da mümkün. Ve orada da etrafında hep böyle çok ünlü mağazalar, çok lüks markalar vardı. Burada henüz Gucci dışında pek çok lüks bir marka çarpmadı gözüme. Yani orada daha lükslerini görmüştüm. Şuraya da bir platform yapmışlar. Yerler çok güzel ya, yerlere bak. Gıcır gıcır. Çok temiz tutuyorlar burayı. Instagram fotoğrafçıları. Instagram fotoğrafçıları yine. Oo, bu gördüğüm en lüks kafelerden bir tanesi. Kafe kiosk. Beyaz, güzel bir konsept. Şuna bak ya. Ne kadar elegant bir duruş var. Lady M New York. Kahvesine bak, üstündeki yapraklara falan bak. Şu keklere bak, sunuma bak. Şimdi buranın bir de food court'u var, yani yemek yenen yerler, kafeteryalar, restoranlar. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Bakalım orada nasıl opsiyonlar varmış. Kumarhanede yemek yeme olayı yok. Ama ücretsiz içki olayı sanırım var. Burada ben bir şeyler yiyeceğim. Bol bol da seçenek var. Çin yemekleri. Singapur, Singapur mutfağı severim. Sedap Singapur. Çok güzel yemekler varmış ya. Burada bayağı güzel opsiyonlar varmış. Katsu Sato. Japon yemekleri bunlar. Çok kalabalık. Ve insanlar kumarhaneye çocuklarıyla gelmişler.
Çok fazla Japon mutfağı seçeneği görüyorum ya. Baksanıza hep Japon mutfağı. Asya'da herhalde en çok sevilen mutfak Japon mutfağı olsa gerek. Halbuki ben bunların Çin mutfağını daha çok sevmelerini beklerdim ama demek ki Japon olayı biraz daha gurme geliyor bunlara. Hong Kong mutfağıymış bak bu da. Yemek çeşitleri de böyle. Spicy Boy. Burası da acılı yiyecekler satıyoruz. Gördüğünüz gibi yani insanların damak zevki öyle batı yemeklerini pek sevmiyorlar. Genellikle uzak doğu yemekleri var burada hep. Ve genellikle de Japon. Oo geldik Kore yemeklerine. Ne yesem ne yesem. Şurada dumplingler var. Dumpling böyle mantı gibi bir şey oluyor. Bu yemekten sipariş ettim. Karışık, acılı, dana etli hot pot. Hot pot biliyorsunuz Tayvan'da size göstermiştim. Tayvan'ın bir yemeği. Çok güzel bir yemek, doyurucu bir yemek. İçine ne bulurlarsa atıyorlar, böyle bir çorba yapıyorlar. Şimdi yemeğimi bekliyorum. Birazcık daha ortalığı dolaşalım. Adam kıpırdamadan duruyor, önüne para almış. Kıpırdamadan durduğu için. Bu ne sırası ya? Aa, burada bir tatlı yapıyorlar, tart. Yumurtalı tart. Turta. Baksanıza şuraya. Oho. Sıraya bak, sıraya bak. Hala devam ediyor. Bak, 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 bak. Bak buraya kadar. Ana. Oha, ta orada bitiyor sıra. Altımızdan da kanal geçiyor. Gondol geçiyor altımızdan. Ambiyans güzel yani. Şu gondolu kullanan adam var ya, kürekçi. Onun yerinde olmak hiç istemezdim ha. Durmadan sevgililer hep önünde öpüşüyor olacak. Sen arkada böyle kürek çek. Sabah erkenden kalkmışsın. Sabahın 7'sinde öpüşmeye başlıyorlar. Günün bitirene kadar hep öpüşüyorlar, öpüşüyorlar. Herkes öpüşüyor. Sen de arkada kürek çek dur. Bakınız burada Lego mağazası var. Evet. Sırada size bol şans artık. Bye. Bye bye. Evet gördüğünüz gibi bir turta için ne kadar bekliyor insanlar. Ortam güzel. Her yerde tanınmış mağazalar var. Lacoste. Columbia var şurada. New Balance var. Kıza bak ne güzel oldu. Bunlar da sanırım makyaj ürünleri falan satıyorlar. İşte romantik bir çiftimiz. Şampanya kadehlerini kaldırıyorlar. Arkada fotoğrafçılar fotoğraflarını çekiyor. Ve kürekçi abimiz de herhalde ulan kaç saat kaldı mesainin bitmesine diye düşünüyor. Kürek çeken emekçi kardeşim. Seni çok iyi anlıyorum. Bütün gün zenginlerin afra tafralarıyla geçen bir meslek.